C# video eğitim serisinin sonuna geldik. Bu eğitim serisinde Bora ile ben sizlere C# temellerini anlatmaya çalıştık. Sizlere tavsiyemiz, bu video serisinde gördüğünüz bütün örnekleri sizlerin de evinizde kendi bilgisayarınızda denemeniz. Tabii tek kaynak bu eğitim video serisi değil. Bunun dışında internet üzerinde bulabileceğiniz diğer kaynaklara da uğramanızı, onlardan da C# ile alakalı bir şeyler öğrenmenizi size tavsiye ederiz. Ama yine önceki eğitimlerimizde belirttiğimiz gibi bütün işin sırrı yazmakta arkadaşlar. Ama bizim yazdığımızın aynısını yazmanın dışında sizin de kendi fikirlerinizi, kendi düşüncelerinizi koda aktarmanız, sonuçlarını görmeniz, farklılıkları hakkında fikir yürütmeniz programcılığın ana başlangıç noktası. Yani siz biz her ne yapıyorsanız evet aynısını yapın ve sonuçlarını görün. Ama kendi fikir ve düşüncelerinizi katarak, koda değişiklikler yaparak neler olduklarını da mutlaka görmeye çalışın. Anlamadığınız yerlerde durdurun, geriye alın, tekrar tekrar izleyin. Eğer daha da herhangi bir konuda fikir sahibi olamadığınızı düşünürseniz internete başvurun. Engin de size Bezit gibi sadece tek kaynak bu video değil. Bunun gibi daha birçok eğitim stilleri, eğitim konuları, bloglar var. Bunlardan faydalanın. Biz sadece size C# için bir başlangıç noktası oluşturduk. Yani size en temel olan konuları anlatmaya çalıştık. Ama bu konu debi derya. Çok geniş bir konu. Sizin kendinizi geliştirmek istediğiniz konular için birçok farklı kütüphane ve sınıf bulunmakta. Bunlarla ilgili detaylı bilgileri yine internetten edinebilirsiniz. Ve bu konular üzerinde çalışabilirsiniz. Örneğin biz burada şu anda kullandığımız örneklere ait birkaç farklı sınıf üzerine size bilgi verebildik. Ama daha farklı sınıfların kullanım şekilleri ve nasıl işinize yarayacağı ile ilgili bilgileri yine edinmek ve öğrenmek sizin elinizde. Yani kısacası bu eğitimi bir temel olarak alıp diğer katları siz üzerine çıkıp bu binayı inşa edebilirsiniz. Eğer hala cevaplayamadığınız sorular olursa Açık Akademi'deki kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Özellikle soru cevap kısmı daha önceden sorulmuş soruların cevaplarını bulabileceğiniz güzel bir kaynak. Eğer bir konuda sorunuz varsa önce bu konuda sorulmuş diğer sorulara bakıp onların cevaplarından faydalanabilirsiniz. Veya kendiniz bir soru oluşturup Açık Akademi'yi kullanan diğer arkadaşların size yardımcı olmasını bekleyebilirsiniz. Umarız bu eğitim serisi sizin için faydalı olmuştur. Ulaşmak istediğiniz hedefinize sizi bir adım daha yaklaştırır. Hoşçakalın. Hoşçakalın.